Şu anda Mersinlimizin giriş noktalarından birisi olan Çeşmeli trafik kontrol noktamızdayız. Burada gerek emniyet personelimiz, gerek jandarma personelimiz müştereken trafik denetim kontrol vazifesi yapıyorlar. Malumunuz yarın Arife, sonraki günde pazar günü de Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nı da içine alan hafta 9 günlük tatil ilan edilmiş durumda. Tabii bayram günleri ve tatil günleri malumunuz trafik yoğunlukları artıyor. Bu yıl bayram tatili aynı zamanda eğitim öğretim sezonunun sonuna da denk gelmiş oldu. Bugün itibariyle öğrencilerimiz de karnelerini aldılar. Dolayısıyla öğrencilerimiz ailelerle birlikte bu bayram tatilini de geçirmek üzere büyük bir kısmı yollara çıktı. Biz Mersin olarak genelde misafir kabul eden konumumuzdayız. Her bayram tatilinde, yaz tatillerinde ilimize çok sayıda ziyaretçi geliyor. Nitekim geçtiğimiz Ramazan bayramında ilimize giriş çıkış yapan araç sayısı 1.100.000'ün üzerine çıktı. Bunun 560.000'i giren araç sayısı idi. Dolayısıyla 1.5 milyonun üzerinde Mersin ilimize ziyaretçi gelmişti. Şimdi Kurban Bayramı arifesindeyiz. Kurban Bayramı tatilinde bu rakamın daha da artacağını öngörüyoruz. Ve ilimiz gene tatilcilerin de son yıllarda giderek artan nispette tercih ettiği illerden birisi. Yoğun tatil beldelerine göre ekonomik olarak da nispeten daha uygun olması hasebiyle ilimize yoğun bir insan trafiği, ziyaretçi trafiği, turist trafiği gerçekleşiyor. Tabii bu süreçte bu yoğunluk trafiğe de yansıyor. Bizler de etkin bir planlama gerçekleştirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız müştereken trafikle ilgili hazırlıklarını yaptılar. Bu minvalde günlük 2400 emniyet personeli, 500 de jandarma personeli ve denizde de sahil güvenliğimiz malumunuz denetlemeler, kontroller yapıyor. 50 de sahil güvenlik olmak üzere 2957 personel her gün 9 günlük bayram süresinde görev yapacak. Toplamda 9 gün boyunca 26.000'in üzerinde personelimiz trafik denetim takip görevi icra edecek. Ve her gün gene ilimizin hem genel asayişini de sağlamak, trafik hizmetlerini de vermek üzere 555 araç görevlendirmiş durumdayız. Toplamda da 5.000'in üzerinde araç bu hafta boyunca görev yapacak. 112 acil çağrı merkezimiz tatil döneminde olduğu gibi 7/24 esaslı çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımızın ulaştırdığı çağrıları karşılayacak ve ilgili kurumlara yönlendirecek. Acil servislerimiz gene görevlerinin başında olacak. 560 uzman doktor, 456 pratisyen ekim olmak üzere 1804 personelimiz sadece acil servislerde bu 9 gün boyunca görev yapacak. Toplamda da 7086 sağlık personelimiz 9 gün tatil boyunca görev alacak. Ayrıca 70 ambulansımız 232 personeliyle gene bu hafta boyunca hizmet vermek üzere hazır bulunacak. Gene AFAD birimimiz 130'a yakın personeliyle bu hafta içerisinde dönüşümlü olarak hizmetlerini yerine getirecek. Diğer itfaiye birimleri, orman teşkilatı, hasılı aslında normal şartlarda görevinin başında olup 7/24 çalışan bütün kurumlarımız bu hafta boyunca bu yoğunluğu, bu trafikteki yoğunluğu, insan yoğunluğunu, ziyaretçi yoğunluğunu dikkate alarak biraz daha personel sayısını ve araç sayısını artırmak suretiyle vazifelerini icra edecekler. Turistik ziyaret amacıyla ilimize gelen ve ilimizde mevcut olan 605 otelde yaklaşık 43.000 yatak kapasitesiyle turistleri de ağırlıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 55.000 yazlık var ilimizde. Bu da elbette ki özellikle de yaz aylarında bir nüfus yoğunluğuna, ziyaretçi yoğunluğuna vesile oluyor. Devamında da yaz boyu ve sonrasında yaşanacak yoğunlukları da dikkate alarak planlamamızı ve uygulamamızı da buna göre gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesileyle yola çıkmış ve çıkacak olan bütün vatandaşlarımıza kuralları hatırlatmak istiyorum. Özellikle de İçişleri Bakanlığımızın da sizlere takip ediyorsunuz, hazırlamış olduğu kamu spotlarında da var. Kemerini tak, yola odaklan, hızını düşür. Bu üç temel başlık en hayati tedbirlerden birisi. Lütfen kemerimizi muhakkak takalım, seyir halindeyken yola odaklanalım, cep telefonu ve benzeri gibi dikkatimizi dağıtacak unsurlardan uzak duralım ve hız limitlerine muhakkak ve muhakkak
riayet edelim. Kendi güvenliğimiz, beraberimizde seyahat eden ailelerimizin güvenliği, sevdiklerimizin güvenliği ve trafikte seyreden diğer insanların güvenliği için bunlara harfiyen riayet edelim. Elbette ki bununla birlikte trafikteki bütün diğer kuralları da hatırlatmak istiyoruz. Işık uyarıları, işaretlerle uyarılar ve trafikte görev yapan gerek jandarma personelimizin gerek emniyet personelimizin uyarıları, bunlara lütfen bir bütün halinde riayet edelim. Bayram yolunun sonu bayram sevinci olsun, bayram hüznü olmasın istiyoruz. Bunu müşterek bir hassasiyetle ortaya koyar ve hepimiz buna riayet edersek, evet bu sevinç hüzne dönüşmez. Bayramları bayram gibi yaşarız diyorum. Bu hafta boyunca görev yapacak olan bütün arkadaşlarımıza, personelimize ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum her kademede, her birimde görev yapacak personelimize, mesai arkadaşlarımıza. Bununla birlikte seyahat edecek vatandaşlarımıza, ilimize gelecek olan vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize de hayırlı bayramlar, sağlık, esenlik içerisinde günler, kazasız, kayıpsız günler diliyorum. Kurban Bayramı'na girmek üzereyiz. Şimdiden başta Mersinli kıymetli hemşerilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum.